Ya Nelson, Nelson şu anda gitmiyor ya zaten. Gitmiyor Yok. tabii. Planlarda projede Nelson satılmadan zaten Ramos'u getirmekle gerek. E, plan o Ramos'u transfer etmek. O iki tandemdeki oyuncu satılmadan Peki buradaki projede 6 proje numara şu. var abi. Ya 6 numara altı. alınacak tabii. 6 numarayı yani. da konuşuruz. E o da 5 yani, desen... orta saha oyuncularını konuşuruz bayağı Peki orada. Hani ya yani maliyet. Şu maliyet şu var da kardeşim Oraya sen iki koyuyorsun ama Avrupa'daki başarılarınla beş alacaksın. Doğru söylüyorsun. Onu karşılayacak. Yani sen eğer o kalbur üstü market değeri 500, bin, 500 milyon euro olan 1 milyar euro olan takımlarla savaşmak, mücadeleye girmek istiyorsan Avrupa şampiyonluğu yolunda senin de market değerinin yükselmesi lazım. Şu anda Galatasaray'ın yanılmıyorsam 247 milyon euro muydu? Ya da 276 o 276 e yakın bir şeydi. Yani ya 270 olma. Ne? Galatasaray market, market değeri. E, Ramos geldikten sonra market değeri 300, 300 e milyon olur. eurolara yaklaşacak. Mecbursun o makası kapatmak için. Çünkü herkes ticarette de vardır. Herkes sermayesine göre kazanır. Bir bakkal dükkanının kazandığıyla hiper, hipermarketin kazandığı bir olur mu? Onun gibi yani bu işler. O yüzden Galatasaray yani çıtayı tepeye koyarken, en yükseğe koyarken kadrosunu da yük, kalitesini yükseltmek zorunda. Yani buradaki hedef şampiyonluk değil Galatasaray. Yani tabii ki şampiyonluk ama son 30 yılda 15 şampiyonluğu var Galatasaray'ın. Ya böyle bir başarı olur mu? Almanya'nın Bayern Münih gibisin sen. İkinci, iki yılda bir şampiyon oluyorsun. İkinci e, Avrupa şansın da var. Kupa getirme tabii, şansı. Tabii. Yani, Konferans yani, ligine kadar her tarafa. Evet Konferansa tarafı... kadar geliyorsun. Tabii. tabii Trabzon'un geldiği gibi tabii, geçen. Hmm. Tek orada tek, tek, senin, tek geldiler. Buradan diyelim ki Kura'da üçüncü oldun gruptan. Üçüncüye evet. çıktın. UEFA'da devam ediyorsun. Orada evet. da senin e, hemen hemen şu kurduğun kadro çıkacak kadrolarla tabii oradan Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncüler de var. Bir gruba katılacaksınız. Gene hemen hemen aynı seviyede oluyorsunuz. Yani 2000'i hemen hemen yakalama. 2000'de biliyorsun Popescu'nun gelmesi, Hacı'nın Hacı gelmesi, İlle ile başladı, e, Filipescu'lar falan, falan onlarla falan ondan sonra da o kadar ama Orada da abi, şu vardı, Türk oyuncuları vardı. Şimdi, Türk oyuncuları aynen. şu andaki Avrupa'da oynamış olsa değerleri çok farklı. Türk oyuncular çok iyiydi. Galatasaray'ın da şimdi şampiyonlar dediği Avrupa liginde Avrupa şampiyonu oldu mu? Bundan 15-20 yıl sonra şunu konuşacağız. o İnşallah o makas o kadar sürmez, ilk kupa kadar olmaz. İkinciyi de evet. 2-3 yıl, yıl sonra alsın diyelim. Diyeceğiz ki ya o kadroda da Icardi vardı, işte Kerem Aktürkoğlu vardı... Ramos vardı, Muslera vardı, <laughs> işte ne bileyim Zaha vardı. İnşallah. Ee, Kerem Aktir yani e, Tete vardı. Ya yani, bir sürü yıldız sayabiliriz şu anda. Boye var. Yani, Torreira vardı. Tabii boyesi var. Şaşa, şaşa, ah, şaşa, boyesi var. Yani şimdi bir de şu var Aykut. Şimdi Hayal güzel bir şey değil, değil mi? Geçmeyi. Hayal etmek güzel Tabii, bir şey. Tabii şampiyonlar liginde şimdi gruptan çıkarsa Galatasaray 15.6 milyon euro daha kasaya koyacak. Her maçı kazandığında 2.8 milyon euro. 3 milyon Beraberlikte 3 milyon. 930 milyon euro. O bin euro. Burada yani şey yok. 40'a yaklaşıyor yani. abi para. Zeki burada bu paraları kazanıyorsun da burada bankalara gitmiyor değil mi? Yok, para? transferdeki o ha. gelir. Bu farklı ama kulüpleri kasanda para kasanın, var. Kasada çok kasaya tabii, geliyor. Tabii ama da tabii bankalar birliği borcunu da ödersin ama onu şu şekilde hayır, borçlar, Florya razisinin... temlikli mi diyor da onu soruyor. Hayır değil. Florya Galatasaray'ın zaten Yok böyle bir şey. Boşlarını kapatacak projesi var. O, o farklı bir şey. Gelen <laughs> para da yani bunlar girmiyor buraya. Yok, bu ifade, transferde ha? elde ettiğin gelirin %50'si bankalar birliğine ya, trans gidiyor. Hı -hı. Transfer bankalar satmadılar birliği, ki daha. Sen diyor bu yılki taksitlerini ödedin. Şu kadar paran kaldı al bunları harca diyor. Sponsorluklar da, da giriyor mu zekalı buna? Ya şöyle sponsorluklar derken. E, velev ki sen transferden para kazanamadın. Ve bankalar birliği borçlarını artık yapılandırma sonucu. iki yıl geçti. Ödemeye başlıyorsun. Taksit günün geldi. Sponsorluk gelirlerin. İşte ne bileyim maç günü gelirlerin, e, ürün satışların e, hepsi toplanıp e, havuzda ne kadar param var? İşte oyuncu giderlerini onları bunları çıkardıktan sonra elinde kalan paranın işte e, ne kadarı kalıyorsa onu da Bankalar Birliği taksini ödeyeceksin. Yani sezon sonu ödememek olurdu. yok zaten. Her kulüp ödüyor. Tabii sezon sonu olur Tabii. artık. şimdi olacak iş değil o. Peki. E, Galatasaray'la ilgili daha konuşacağız. Bir evet. gelişmemiz olduğunda mutlaka paylaşacağız ama şu stoperleri bir saysana Zeki abi eğer olmazsa aram, ha, bu, Ha, varsa... bu arada bu şeyi konuşalım. Ee, bugün dün aslında Talişka ile ilgili önemli gelişmeler oldu. Önce Talişka'nın sakat olduğu söylendi. Sakat olduğu için kadroda olmadığı söylendi. Araştırdık. Talişka sakat değilmiş. Ee, dün akşam Al Nasır deplasmanda e, Al Fatih'i 5-0 yeniyor. Orada hoca kadroyu almıyor. Yani o Suudi Arabistan kaynaklarına göre e, Talişka kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Luis Castro bir hafta önce Brezilya'da, e, Brezilya basınına bir röportaj veriyor. Talişka'yı soruyorlar kendisine. Diyor ki, e, hoca Luis Castro, Talişka diyor, e, alması için bizim takım iyiyken o da iyi oynuyor. Ama bizim takım kötü gününde olunca Talişka da e, kötü gününde. Yani bir fark koyamıyor ortaya. E, Talişka'nın diyor, en büyük e, rahatsız olduğum, Talişka'dan en büyük rahatsızlık duyduğum, Özelliği diyor, istikrarsız bir oyuncu. Devamsızlık yok. He? Ha, yani, e, bu şunu gösteriyor, bir de Ronaldo biliyorsun e, yavaş yavaş işledi, e, onun ayağını kaydırmak için her şeyi yapıyor. E, bu Alilal, Jorge Jesus'un takımı Neymar aldıktan sonra bizim rakiplerimiz e, çok önemli büyük transferler yapıyor. Biz niye yapmıyoruz diye. E, biliyorsun orada yetkili teknik direktörü bile değiştirme yetkisi var Ronaldo'nun giderken öyle sözleşme yaptı. <laughs> Castro'da tabii sıkıntı yaşıyor teknik direktör de Diyor ki ya be, benim etrafıma daha iyilerini alın. Ne taliş kasıyor ya tamam diyor bu oyuncu gol atıyor ama sıradan bir oyuncu benim için diyor. O yüzden biliyorsun Porto'dan 68 milyon euroya Otavio'yu aldılar. Otavio'yu şimdi çatır çatır oynatıyor. Ee, şimdi Alnasser'da 10 yabancı var. Ee, orada Suriye Arabistan Pro Ligi'nde de e, 7 artı 1 kuralı var. 7 oyuncu yabancı. E, artı artı de şu Asya e, Asya hmm. ülkelerinden birinin vatandaşı olan oyuncuyu oynatabiliyorsun. 10 Oyun yabancı olunca Alex Telles yeni transferdi, sakatlandı, sezonu kapattı diyorlar. Herhalde çapraz bağ sakatlığıdır. E diğer oyuncuda gitmesi muhtemel, gitmesine kesin gözüyle bakılan oyuncunun da talişk olduğunu söylüyorlar. Buradaki en büyük sıkıntı Al sır taraftarları talişkayı en az Ronaldo kadar seviyorlar. Yoksa Luis Castro hiç memnun değil oyuncudan. Ronaldo'dan korkuyor çünkü Ronaldo hep yıldız istiyor takımına. Para var sizde diyor niye harcamıyorsunuz? Bak rakipler diyor 500. 600, Böyle şampiyon olamayız diyor. Ya şampiyonluk ya da adam yüksün istiyor anladın mı? En iyileri getirin diyor. Herkes en iyileri alırken siz hala Talişka ile uğraşıyorsunuz diyor. Oyuncu 29 yaşına gelmiş. Yani istediği zaman oynar istediği zaman parasını işte ona sürekli şey pembe boncuk da atacaksın. biliyoruz. He? Ee, bir de bir şey daha var. Ee, o da önemli. O da iki günün ikinci önemli gelişmesi. Ee, Alnassır kulübü, Ronaldo bu kadar rahatsızlık çıkarınca Barcelona'dan e, Rapinha hmm. sağ kanat oyuncusu. Onu e, istiyorlarmış. Onunla ilgili de görüşme yapılmış. Hatta oyuncunun e, kaç 60 80 milyon euro mu bir market değeri var. Ee, onu alacak diye konuşuluyor. Onu da söyleyelim. Yani söyleyeceğim şu ee, evet 60 milyon euro. 20, 26 yaşında Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Rapinha'yı istiyorlar. Ben e, adım adım Talişka ile Alnasır kulübünün yolların ayrılacağını düşünüyorum. Oyuncu Galatasaray'a mı gelir? Beşiktaş'a mı gelir? Beşiktaş bir taktik olarak bence bütün gelişmeleri yakından takip ettiği için e, bu transferi yapabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın Galatasaray evet finansmanını sağlar ama Şenol Güneş'in görüşmesi, oyuncunun Beşiktaş'ı özlediğini ifade etmesi, sonra bu görüşmeden sonra e, oyuncuya e, teknik heyetten fırça gelince çıkıp böyle bir konuşma yaptı. Şenol Güneş de dedi ki ne ben yalan söyledim ne Talişka yalan aynen, söyledi dedi. Aynen. Her şey doğru dedi. Bayrak dikme olayı bardağa taşıran son damla oldu biliyorsun. Bu kavga olayı mı? Arap kupasında hmm. Jessun takımını yendiler 2-1. Ronaldo golü atmıştı ikinci golü. Ondan sonra bu sahaya bayrak dikmeye kalktı Sunus gibi. O izin vermediler. <laughs> sonra her, her şey dağıldı işte kupa töreninden sonra tekrar bayrağı alıp taraftar olmayınca bayrağı yine dikmiş şeye çimlere. <laughs> Büyük tepki var ona o konuda da ben hani e, Galatasaray ya da Beşiktaş'a gelebileceğini düşünüyorum. Bunlar önemli konular. Niye biliyor musun? Yolda nerede olursa e, bu sorular soruluyor. Ramos geliyor mu? Talişka geliyor mu? Şu anda en çok konuşulan bu. İkincisi Verat, üçüncüsü Veratti, dördüncüsü Kurunic. Bunlar çok sorulan oyuncular o yüzden. Galatasaray tane, yapacak. Galatasaray, Galatasaray, için Talişka nerede geldiği zaman nerede oynatacaksın? Ya o ayrı bir proje de olabilir. Yani bilmiyor. Tabii ki on numara pozisyonda oynatacaksın ya da sağ kanatta oynatacaksın. diye. bilemiyorum yani.